Sine Platform'dan herkese tekrar merhaba. Merhaba. Bugün yine Ali Ulvi Uyanık'la beraberiz. Söz konusu filmimiz Gölgeler İçinde. Neden Gölgeler İçinde? Şöyle anlatayım size. Antalya Film Festivali'nde yarışmış bir film Gölgeler İçinde. Ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Oscar adayı seçildi biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da bir önceki videomuzda biz bu konuya değindik. Öğrenmek isteyenler için yorumların altına ben mutlaka link bırakacağım bu videomuzla ilgili. Dediğim gibi Türkiye'nin Oscar adayı seçildi. Gölgeler İçinde filmi de Türkiye'nin Oscar adayı filmlerden bir tanesiydi. Bu filmler kaç taneydi Ali Bey? 23 film bu yıl müracaat etti. Uluslararası film dalında Türkiye'yi temsil edebilmek için, seçilmek için 23 film, yani 23 aday adayı vardı. Bunlardan bir tanesi seçilip gönderilecek. Evet. Gölgeler içinde hakkında yorumlarınızı rica Evet. ediyoruz sizden. Şimdi bu 23 filmi 17 kişilik bir jüri değerlendirdi. Ve bildiğiniz gibi Türkiye'nin Oscar adayı da belirlendi. Ben bu jüride Sinema Yazarları Derneği temsilcisiydim. Benim oyum Gölgeler İçinde filminden yana oldu. Neden ondan yana oldu? Tabii 23 filmi seyrettik. İçlerinde çok değerli filmler vardı. Ama Gölgeler İçinde bizi uluslararası alanda temsil edecek gerçekten uluslararası bir filmdi. Çünkü dünyada herkesi ilgilendiren bir hikayeyi alegorik biçimde anlatıyordu. Filmle ilgili çok uzun analizler yapılabilir, değerlendirmeler yapılabilir, nitekim yapılacaktır da. Şu anda filmin ulusal, uluslararası birçok ödülü var. Yönetmeni Erdem Tepegöz'ü Zerre filminden tanıyoruz. Zerre'de de bütün bu en altta kalanlar ve en altta kalanların sömürülmesi ve onların hayat biçimleri ne takip ederek aslında bize bu emekçi ilişkisi ve diğer toplumsal ilişkiler açısından müthiş bir sosyolojik panorama çiziyordu bir karakterden yola çıkarak. Bu film onun daha büyük boyutta belki Zerre'yle bağlantısı ilk başta görülmeyebilir ama bağlantılı neredeyse onun takip eden bir film. Hatta Zerre'ye hoş bir göndermesi de var filmin bir yerinde. Ama bu film tabii çok daha büyük bir film. Üzerinde çok çalışılmış, şöyle diyebilirim, gümbür gümbür bir sinema. Gürcistan'da çekilmiş, Gürcistan'da bayağı bir maden kasabasında orada taş kırma makinelerinin olduğu ve insanların gerçekten orada yatıp kalkıp çalıştığı bir yerde gerçek bir mekanda çekilmiş. Çok uzun süre Erdem Tepegöz zaten çok donanımlı bir yönetmen. Birçok disiplinle ilgisi var ve bunu sinemasına da yansıtıyor. Çeşitli tabii sinemaları görebiliyorsunuz filmde. Slav sineması var. Mesela Belatar sineması var. Bir Rus sineması var. Ve felsefi manada da bir sürü kavramla ilintili, bazı yazarlarla ilintili. Yani öylesine kaynaklardan beslenmiş ki filmin yapısını yaparken, bütün o çatıyı çıkarken, bütün o omurgasını oluştururken hiçbir artı eksi olmadan mükemmel bir zamanlama ve çok sağlam dayanaklarla ilerlemiş. Şöyle söyleyeyim, bir filmde zaten bir sürü faktör vardır. Hem atmosfer kurmak, çok iyi bir besteciyle çalışmak, işte çok iyi bir görüntü yönetmeniyle çalışmak, artı hikayenizi bir sürü kaynaktan besleyerek aslında sizin kendi özgün eserinizi koyabilmek, onu doğru biçimde yansıtabilmek ve oyuncularla birlikte de o dünyanın içine seyirciyi sokabilmeniz. Erdem Tepegöz'ün filmi incelendiğinde görülecektir ki çok kaynaktan besleniyor ama onun dışında kendi yönetmen sineması dediğimiz o sinemaya dair de bir yönetmen damgasını vuruyor. Yani bir yönetmen var.
Biz burada bazı filmleri konuşurken mesela bazı özellikle yabancı filmleri filmden bahsediyoruz. Yönetmene hiç değinmiyoruz bile. Çünkü hazır formüller üzerinden yürüyor. Ama burada Erdem Tepegöz'ün gerçek bir yönetmen olarak her şeyi sıkı sıkıya bütün ipleri elinde tuttuğunu ve her kareye egemen olduğunu görüyoruz. Çok karanlık bir dünya. Distopik tabii. Ama bu karanlık dünya içerisinde ne olabilir? Bütün bu sömürülenler nezdinde artık neredeyse sömürenleri hiç görmediğimiz ama organik biçimde bir takım makineler vesairelerle idare edilen bir dünyada bütün bu ezilenler, altta kalanlar, neredeyse boğaz tokluğuna çalışanların dünyasında ne olabilir? Nereden bir çıkış bulunabilir? Ve isyan nasıl başlayabilirim? Üzerinden çok geniş kitleleri sarıp sarmalayacak bir film, bir hikaye, bir görsel şölen armağan ediyor bize. Vallahi benim uluslararası alanda bizi temsil edebilecek filmlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Türkiye'yi temsil edebilecek filmlerden bir tanesi. Ama uluslararası alana da damgasını vurabilecek bir film. Çünkü bu filmler kolay kolay çekilmiyor. Kolay kolay da böyle yönetmenler yetişmiyor işin doğrusu. Kusura bakılmasın, biraz açık konuşmak zorundayım. Yani hazır formülleri tekrar eden çok film seyrediyoruz. Tabii ki iyi filmler oluyor bunlar. Ama yurt dışına gidildiğinde biraz tereciye tere satmak gibi oluyor. Ama Erdem Tepegöz'ün filmi bir sürü kaynaktan beslenip bütün o sinema sanatındaki bir sürü ustaya saygılarını sunan bir film olarak kendi damgasını vuruyor. Kendi özgün hikayesini ortaya koyuyor. Bütün o karanlık dünyayı da kusursuz biçimde tamamlayarak size sunuyor. Hiç eksi artı, tekrar ediyorum, eksisi artısı yok. Her şey böyle iyi planlanmış, kronometreyle çalışmış. Karşımızda şahane bir film ve şahane bir yönetmen var. Onu söyleyeyim. Onun için de bir Siyat temsilcisi ve tabii arkadaşlarım da bu konuda bayağı bir desteklediler, görüştüğüm arkadaşlarım da. Siyat olarak da zaten arkasında durduğumuz bir film. Antalya'da Sinema Yazarları Derneği'nin ödülü de bu filme gitmişti. Ben oyumu gönül rahatlığıyla seve seve kullandım. Ama tabii ki demokratik bir seçim. Saygımız sonsuz. Giden filme de saygımız sonsuz. Bizi temsil edecek filme de yolu açık olsun. Gölgeler içindeyi takip edin diyorum. Henüz vizyona çıkmadı. Vizyona çıktığında da daha sonraki serüvenlerinde de yüreğine sağlık Erdem Tepegöz'ün. Emeğine sağlık. Evet Ali Bey, ama siz de gerçekten o kadar güzel anlatıyorsunuz ki zaten sizden duyduğum hemen hemen her filmi ben not almaya çalışıyorum ya da burada konuştuklarımızı daha sonra eğer tabii uygun bir ortam bulursam, çünkü biliyorsunuz bu filmler genelde festival filmleri olduğu için maalesef vizyonda da yer alıp almayacağını şimdiden bilemiyoruz. Ama Ali Bey ne zaman bir filmden bahsetse benim direkt filmi seyretmek adına iştahım kabarıyor. Bilmiyorum sizlerde nasıl oluyor bu duygu? Gerçekten çok teşekkür ediyoruz Rica bu güzel yorumlarınız için. Evet, Erdem Tepegöz'ün Gölgeler İçinde filmini Ali Ulvi Bey bizler için değerlendirdi. Çok teşekkür ediyorum hem kendi adıma hem sizler adına. 7. Sanat adına da burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii bizim en büyük destekçimiz sevgili Ali Ulvi Bey. Bütün sektör adına kendisine ben buradan teşekkürlerimi tekrar Rica ederim, iletmek estağfurullah. istiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Vaktiniz için de teşekkürler ayrıca. Teşekkür. Evet sevgili sinema severler, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.